Sayın seyirciler, 1 Mayıs'ta tabii onun dışında aslında bugün ilginç bir kutlama da vardı Denizli'de. Denizli'de faaliyet gösteren Eymer, Mermer ve Doğaltaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde farklı bir etkinlik düzenledi ve işçilerini, çalışanlarını pikniğe götürdü. Evet Osman Düzen. 1-2-3 Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Eyüpoğlu çalışanları için Çamlık Mesireliği'nde piknik düzenledi. Etkinlikte fabrika çalışanları eşleri ve çocuklarıyla piknik yapıp çuval, halat çekme, penaltı atma gibi yarışmalara katıldı. Çocuklar palyaçoyla eğlendi. Zengin olursam ileride bir gün, zengin olursam gelin etrafımda toplanın emdim. Gözlerin yeter uğramasın sana, ne hüzün ne de keder. Endamın yeter, gözlerin yeter uğramasın sana, ne hüzün ne de keder. Denizli'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan firma, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışanlarının bayramını kutlamaları için piknik etkinliği düzenledi. Fabrikada çalışan 210 işçi, eşleri ve çocuklarıyla Çamlık Mesireliği'nde piknik yaptı. 3-4 sene önce bildiğimiz gibi 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Fakat biz 1 Mayıs'a akşam üzeri haberlerde hep Taksim'de yürüyüşler, Taksim'de olacaktı, başka yerde olacaktı. Devletle çatışmalar, polisle çatışmalar, molotoflar, sopayla bayram mıdır, boykot mudur, ne olduğu belli olmuyor. Biz bunu tersine çevirmek için tüm çalışanlarımıza, Eyüpoğlu Şirketler Grubu'ndaki tüm personellerimize bunu bir bayram haline getirdik. Bugün tüm fabrikalarımızın faaliyetlerini durdurduk. Burada 210 çalışanımızla, aileleriyle, toplam 506 kişiyle burada bayram yapıyoruz. 27 senedir ben bu iş yerinde, ben de maaş alıyorum. Ben de o maaşla geçinmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben de bir emekçiyim yani. Benim de bizim orada çalışanlardan bir farkımız yok. Sadece ben işin idare kısmındayım. Diğer arkadaşlar kimisi mühendis, kimisi çalışan, ama neticede hepimizin görevi o işletmelerde var olmak. Sabah kahvaltıyla başlayan piknikte çalışanlar çuval, halat çekme, balon patlatma, penaltı atma gibi yarışmalara katıldı. İyi oldu bugün çalışanlarımızla beraber gün geçiriyoruz. Onlar için de iyi oldu. Zaten her sene düzenliyoruz. Çok iyi oldu. Kaçıncısı oldu bu? Yani bir 3-5 senedir düzenleniyor. İyilik düşünüyoruz, mutluluk. Bu kadar. Bu kadar. Peki... Neler söyleyelim bilmiyorum. Güzel bir şey işçiler için. Şenlik olmak. İşte önce böyle bir şeye katılmış mıydınız? Katılmadım. İlk defa katılıyorum. İlk defa katılıyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz peki? Bu devamı gelmeli mi bu etkinlikler? Gelmeli, evet. Çok güzel. Yani işçiler için, insanlar için. Çocuk çocuk toplanıyoruz böyle. Hiç 1 Mayıs deyince böyle bir bayram aklınıza gelmiş miydi? Daha önce gelmiyordu. Daha yeni yeni başladı bizim için. Yani şimdi güzel yani. Yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verilirken çocuklar oyun gruplarında oynadı. Palyaço eşliğinde eğlendi. Eymer Mermer ve Doğaltaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eyüpoğlu çalışanlarıyla pikniğe katılırken yarışmalarda da hakemlik yaptı. Allah bağışlasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Tek çocuk mu var? İkinci. İkinci. Evet. İyi. Öbürü kız mı? Oğlan ikisi de. Öyle mi ya? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam edecek. Hayırlı olsun. Öyle mi? Devam edecek. İş yapıyorsun yani. Bildiğiniz gibi 2008 yılından itibaren 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü olarak kanuni tabiriyle kutlanıyor. Dolayısıyla işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız bu günü tüm Türkiye'de dünyayla birlikte emeğin ve çalışmanın günü olarak kutluyorum. Aileleriyle bütün herkes burada. Gördüğünüz gibi 1000'e yakın insan
bugün burada köfte ekmek bahanesiyle bir aradalar. Ama burada önemli olan işverenle işçinin barış içerisinde nasıl olabildiğini de göstermesi anlamında. Bence sadece Denizli'ye değil ama Türkiye'de örnek bir çalışma. Biz tebrik ediyoruz. Onu tebrik etmek için burada hem emekçi arkadaşlarımızla, işçi arkadaşlarımızla, hem işverenimizle birlikte olmak için jandarma komutanımızla birlikte bugün geldik. Emniyet müdürümüz de aşağıda yoğun program olduğu için biraz sonra gelecek. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Denizli'de de aynı. Herkes aynı heyecanı yaşıyor. Tabii tatil olması ayrıca bir güzellik muhakkak. Çocuklarımız için, evde oturanlar için, herkes için tabii ayrı bir güzellik. Ama herhalde çalışan sadece polisler ve sizlersiniz. Ben bu vesileyle bugün 1 Mayıs İşçi bayramımız, İşçi bayramı, emekçi. Evet. Tüm emeği geçen. Emek ve dayanışma günü olarak kutlanan bu bayramı herkesin, Türk milletinin herkesin kutluyorum. Ben de biraz önce alandaydım. Gruplarımız vardı. Sağ olsunlar. Hiçbir zorluk çıkartmadan keyiflerince, eğlenerek şu anda alana girdiler. Alana girdikten sonra buradaki aslında belki de işin en güzel tarafı burası. Bu görüntü tarafı. Kendi işçilerine işte hakikaten o emekçilere verilebilecek en güzel bayram bu. Yani beraber olmanın, beraber bu mutlu günü, bu sıcak havayı, bu güzel günü, bu 1 Mayıs'ı en güzel kutlamanın herhalde en güzel yöntemleri bunlar. Aslında böyle olması lazım herhalde. Biz alanlarda sadece bağırılan çağırılan değil, bu mutlu anı, bu mutlu günü böyle doyasıya kutlayabilecek etkinliklerin olması. Böyle iş adamlarımız da tabii kendi emekçilerine bu fırsatları verip de bu güzellikleri çıkartıyorsa sadece bize tebrik etmek düşer. Biz de tebrik için Sayın Valimizle beraber, komutanımızla beraber bugün buraya ziyarete geldik. Hakikaten keyifli bir hava, keyifli, güzel bir ortam.